laikliği ve laik eğitimi hedef alan politika ve uygulamalara derhal son verilmelidir. Türkiye'de eğitim sistemini siyasal, ideolojik hedefleri doğrultusunda dini kural ve referanslara göre biçimlendirme isteği yetkili kurumlarda kişiler tarafından sıklıkla ifade edilmiş. Çeşitli uygulamalarla bu istek yaşama geçirilmiştir. Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, dini vakıf ve dernekler arasında çok sayıda işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu ortak projeler üzerinden eğitimi dinselleşme süreci hızlandırılmış, doğrudan laik eğitimi, laik yaşam tarzını hedef alan uygulamalar hayata geçirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokullar ve İmam Hatip okulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı il ilçe spor müdürlükleri, gençlik merkezleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Diyanet Gençlik Merkezleri işbirliğinde yürütülmekte olan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi, yani ÇEDES kapsamında bir süredir ülke çapında toplantılar yapılmakta ve çeşitli kararlar alınmaktadır. ÇEDES projesinin amacı öğrencilerimizin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren, kendi yaşantılarında inşa eden fertler olmalarına, çağın geleceğin becerilerine donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, aklı selim, kalbi selim, zevki selim sahibi, bedensel, sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak olarak ifade edilmektedir. Dini ve manevi değerleri merkeze alan ÇEDES projesi, etkin bileşeni din referanslı kurumlar olması nedeniyle laik bilimsel eğitim anlayışına, eğitim bilimlerine aykırı bir çerçeveyle hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı hem programa katkı sağlayan hem de temsilci öğretmen kanalıyla öğrencileri bulan ve kamu mekanlarını kullandıran kamu, kurum ve işlevleri olarak görülmektedir. Öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerlerimizin benimsetilmesi amacıyla tüm lise, ortaokul, ilkokul, anaokullarıyla İl merkezi ve ilçelerde bulunan tüm cami ve Kur'an kurslarını kapsayan proje, Milli Eğitim Müdürlükleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı il müftülükleri aracılığıyla okullara öğrencilerin sözde manevi gelişimini desteklemek amacıyla manevi danışman görevlendirmelerinin önü açılmaktadır. Bu bağlamda pedagojik eğitimi bulunmayan vaiz, imam hatip, Kur'an kursu öğreticileri İzmir, Eskişehir başta olmak üzere çeşitli illerde görevlendirilmeye başlanmıştır. Protokolde ifade edildiği biçimiyle öğrencilerin moral ve motivasyonlarını arttırıcı rehberlik hizmetlerinde bulunan manevi danışmanlara atfedilen kimi işlerler 4 yıllık eğitim fakültesi mezunu psikolojik danışmanlarla zaten yıllardır sürdürülmektedir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 56. maddesine göre eğitim ve öğretim hizmetlerinin bu kanun hükümlerine göre devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. Değerli dostlar.